Osmanlı Devleti'nde Arap ayaklanması. Arap Yarımadası'nda Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında yaşayan başta Suud ailesi ve onlara katılan Arapların Osmanlı'dan bağımsızlık kazanmak için giriştikleri mücadeledir. Başlangıcı 1744 yılına dayanan bu ayaklanma yıllar içinde büyüyerek Arap Yarımadası'nın tamamına yayılmış ve İngilizlerin silah ve para yardımıyla 1918 yılında başarıya ulaşmış, Osmanlı Devleti'nden İngiliz ve Fransız mandasına girmişlerdir. Hadi gelin size daha ayrıntılı anlatayım. Araplar Osmanlı hakimiyetindeyken defalarca kez bağımsızlık için ayaklandılar. Bilinen en eski ayaklanma tarihi 1744 yılında Diriye Emirliği, diğer adıyla İlk Suud Devleti'nin kurulmasıyla başladı. Suud ailesi ve onun müttefikleri Arabistan'da egemen devlet olmak için ayaklandılar ve ilk başta Necdi'yi zapt ettiler. Daha sonra etkilerini Kuveyt'in doğu kıyısından aşağıya Umman sınırına kadar genişlettiler. Suudilerin daha sonra doğuya yönelerek sınırlarını Asir'in tepelerine kadar ilerlettiler. Napolyon Bonaparte'ın 1798'de beklenmedik bir şekilde Mısır'ı işgal etmesi ve bunun ardından ortaya çıkan meseleler Suudilerin işine yaradı. 1802'de Abdullah bin Suud, Kerbela'yı basıp matem ayini yapan Şiilerin 2000'den fazlasını öldürerek türbedeki 200 deve yüklü altın ve gümüş eşyayı Diriye'ye getirdi. 1803'te Hicaz'a karşı giriştikleri işgal hareketi ile birlikte ilk önce Taif'i, ardından da 1805'te yeniden Hicaz'a girip Medine'yi ele geçirdiler. Medine'de ne kadar türbe ve mezar varsa hepsi yerle bir edildi ve Mescid-i Nebevi yağmalandı. Bu sırada 1805 yılında Mısır'da Kavalalı Hanedanı özerklik ilan etti. Osmanlı Devleti buna müdahale etse de Mısır ordusu Osmanlı ordusunu bir dizi savaşta mağlup edince Osmanlı Devleti Mısır'ın özerkliğini tanımak zorunda kaldı. Bu olayı daha sonra ayrıntılı tek bir video halinde anlatacağım. Osmanlı Devleti'nin Mısır meselesiyle uğraşmasını fırsat bilen Suudiler 1806'da Mekke'yi ele geçirdi. Bununla birlikte hac yolu seneler boyu kapalı kaldı ve uyarılara kulak asmadan Mekke'ye doğru yola çıkanlardan bir daha hiç haber alınamadı. Özellikle bu son olaylar Osmanlı Devleti'nin prestijini sarsacak nitelikteydi. Zira Osmanlı Devleti bu iki kutsal şehir üzerinde 1517'den beri hükümranlığını kesintisiz sürdürmekteydi. O yıllarda bir yandan Sırp isyanı ile uğraşan, diğer taraftan da Rusya ile savaş halinde olan ve aynı zamanda Sultan 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle neticelenen bir isyan nedeniyle iç meselelerle uğraşan Osmanlı Devleti ancak Sultan 2. Mahmud tahta geçtikten sonra sorunun çözümü için bir girişimde bulunabildi. Dönemin padişahı 2. Mahmud, Vahabilerin üzerine gitme yetkisini Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya verdi. Mehmet Ali Paşa, oğlu Tosun Paşa komutasındaki güçlü bir piyade ordusunu deniz yoluyla Hicaz'a gönderdi. İlk aşamada 1813'te Mekke, Medine ve Cidde geri alındı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra İbrahim Paşa komutasındaki orduyu Arabistan'ın kalbi olan Necd'e sevk etti. İbrahim Paşa rotası üzerindeki bütün şehirleri fethetti ve 1817 Aralık ayında Suudi başkenti Diriye'ye ulaşarak kenti kuşattı. Birkaç aylık kuşatmadan sonra kent teslim oldu. İbrahim Paşa fethedilen başkenti yerle bir etti, daha sonra pek çok Suud kabilesi üyesini gemilerle Mısır'a ve İstanbul'a gönderdi. Son Suudi imamı Abdullah bin Suud daha sonra Osmanlı başkenti İstanbul'da idam edildi ve böylece ilk Suudi devleti tarihe karıştı. Fakat Vahabilik ve Suud kabilesinin geride kalanları 1818'de Necid Emirliğini kurdular. 1818'in son aylarında Riyad'ı tekrar ele geçiren Muhammed bin Suud'un torunu Osmanlı idaresini tanımamakla birlikte Vahabi idaresini yeniden kurarak Hayl ve El-Ahsa gibi kentleri yeniden ele geçirdi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti hali hazırda birçok cephede savaştığı için doğrudan kendisi savaşmak yerine Suud ailesine rakip olarak 1836 yılında Cebel Şammar Emirliği'nin kurulmasına yardımcı oldu. Bu tarihten sonra Sina Yarımadası'nda Cebel-i Şemmer Emirliği ile Suud ailesi arasında uzun süren savaşlar başladı. Reşidiler 1891'de Mulayda Savaşı ile Suudileri etkisiz hale getirmeyi başardı. Bunun sonucunda 2. Suudi Devleti de yıkıldı, Necid Emirliği ortadan kalktı ve toprakları Cebel-i Şemmer ile birleşti. Suudiler savaşı kaybettikleri için Kuveyt'e sürgüne gönderildi. Reşidiler kuzeyde Osmanlı İmparatorluğu ile dostça ilişkilerini sürdürdüler. Ancak bu müttefiklik 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin gücünün zayıflaması sebebiyle gitgide azaldı. Bu sırada Mısır'a çıkartma yapan İngilizler, Kavalalı Hanedanı'nın isteğiyle Mısır'ı himayesi altına aldı ve böylece Mısır resmen Osmanlı Devleti'nin denetiminden çıkmış oldu. Bu karışıklıkları fırsat bilen Suudiler 1902 tarihinde Riyad'ı geri almayı başardı ve Suudi ailesi bölgeyi yeniden fethetmeye başladı.
Birkaç çatışmadan sonra Reşidiler ve Suudiler El-Kasım bölgesini tamamen kapsayan bir savaşın içine girdiler. Bunun sonucunda Reşidiler, Reşidi emirinin ölmesiyle büyük bir bozguna uğradılar. Emirin ölümünün ardından Cebel-i Şemmer yavaş yavaş çöküşe geçti ve toprakları Suudiler tarafından ele geçirildi. Daha sonra Osmanlı'nın Cebel-i Şemmer'e yaptığı yardımlara karşılık Suud ailesi İngiliz İmparatorluğu ile ittifak kurma yoluna gitti. Osmanlı Devleti'nin bir vilayeti olan Hicaz, valiler tarafından yönetilmekteydi. Validen başka, peygamber soyundan gelen ve sınırlı yetkilere sahip bir de emir bulunmaktaydı. Bu emirlerden sonuncusu olan Şerif Hüseyin, Mekke emirliğine tayin edilip gönderildi. Ancak 2. Abdülhamit'in tahta geçmesiyle Şerif Hüseyin'i sakıncalı olarak görerek emirlikten alıp İstanbul'da tutmaya başladı. Bir süre sonra İttihat ve Terakki yönetime geldikten sonra Hüseyin Şerif tekrardan Mekke emiri yapıldı. Şerif Hüseyin'in isyan fikri Britanyalı yetkililerle Mısır'la gerçekleşen görüşmelerden sonra netleşti. 1916 tarihine kadar geçen sürede İngilizler Şerif Hüseyin'e 773 bin sterlin tutarında mali destek sağladı. Şerif Hüseyin 10 Haziran 1916'da Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etti ve kendisini Arap memleketlerinin kralı ilan etti. Ancak İngilizler onu yalnızca Hicaz kralı olarak tanıdı. Hüseyin'in kendisini bütün Arap ülkelerinin kralı ilan etmesi Suud ailesini tedirgin etti. Bunun üzerine Körfez'deki Britanya sorumlusu Suud ailesine de hem silah hem de mali yardımda bulunacaklarını, bunun yanı sıra iki tarafında birbirinden bağımsız isyan etmelerini istedi. Bir yandan İtilaf kuvvetleriyle 1916 yılından itibaren de Arap isyancılarla savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, iyice yayılan isyanlar sonucunda Elveç ve Akabe'nin isyancıların eline geçmesi Osmanlı ordusuna stratejik ve psikolojik açıdan bir darbe indirdi. Cemal Paşa ve Fahrettin Paşa'nın uğraşlarına rağmen savunma başarısız oldu. Böylece Mart 1917'de Medine'nin tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ancak gecikme yaşanınca Medine'deki 7. Kolordu'ya bağlı birlikler 1918'den itibaren çok ciddi ikmal sorunları yaşamaya başladı. Askerler aç ve susuz kaldı, süvari atları açlıktan telef oldu. Ama buna rağmen Medine'yi ve Yemen'i 1. Dünya Savaşı sonuna kadar başarıyla savundular. İsyanlardan istediğini alan Britanya'nın bir sonraki hedefi Filistin içlerine doğru ilerleyerek Mezopotamya ve Arap Yarımadası'ndaki Osmanlı kuvvetlerinin arasındaki bağlantıyı kesmekti. Bunun için ilk adım Gazze'nin ele geçirmesi oldu. İngiliz ordusu iki kez Gazze'ye taarruz yaptı ancak birlikleri ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. 31 Ekim 1917 yılında 50 bin kişilik bir kuvvetle tekrar Gazze'ye saldıran İngiliz ordusu Osmanlı hattını yarmayı başardı. Savaşın kaybedileceğini anlayan Osmanlı ordusu 5 Kasım'da Gazze'yi boşalttı. Hemen hemen aynı zamanda Bağdat'taki Osmanlı ordusu da İngiliz kuvvetlerine daha fazla direnemeyerek Bağdat'ı boşaltmak zorunda kaldı. Bundan sonra ise Osmanlı kuvvetleri çekilmeye, İngiliz kuvvetleri ise ilerlemeye başladı. İngilizler 15 Kasım'da Yafa'yı ele geçirince Osmanlı kuvvetleri Kudüs'e çekildi. Kudüs'te kuvvetli bir savunma hattı meydana getiren Osmanlı kuvvetleri taarruzu durdurmayı başardı. Ancak takviye alan İngiliz ordusu yaklaşık 110 bin kişilik ordusuyla 8 Aralık'ta Kudüs'e taarruza geçti ve bir gün sonra Kudüs düştü. Osmanlı ordusu ise Filistin'e çekildi. Bir diğer yandan isyancı Arapların Osmanlı ordusunu alçakça arkadan vurmaları buraların çok çabuk çökmesine sebep oluyordu. Arap Yarımadası'nda sadece İmam Yahya'nın yönetimindeki Yemen, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalmıştı. Bu sırada Suud ailesinin reisi Emir Faysal kuvvetleri de Güneydoğu'dan Osmanlı'ya saldırarak İngilizlere destek vermekteydi. 30 Eylül 1918'de İngilizler 460 bin kişilik orduyla Amman'a saldırdı. 40 bin kişilik Osmanlı ordusu bu saldırıya karşısında direnemedi ve Halep'e çekilmek zorunda kaldı. Böylece Amman'da düşmüş oldu. Osmanlı ordusu bu olaylardan sonra düzenli olarak Kilis'e kadar çekilmeye başladı. Bu çekilmenin yanı sıra 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, Halep'te İngiliz ordusuyla ve Asi Araplarla yaptığı son muharebeyi de kazanmış ve düşmanın ilerlemesi 26 Ekim 1918'de sınırımızda tamamıyla durdurulmuştu. Tarih 30 Ekim 1918'i gösterdiğinde İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesi imzalanmasıyla Osmanlı Devleti'nin Arap Yarımadası'ndaki 400 yıllık hakimiyeti sona ermiş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.